İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, adam yerine konmamak gibi bir gerekçeyle görevi terk etmişti. İstanbul gibi farklılıklarıyla, kültürel ve tarihsel zenginliğiyle var ola gelmiş, bilinen tarihiyle 8000 yaşına gelmiş bir kenti yaşanmaz hale, tanınmaz hale getiren, Eko Kırım projelerini hayata geçirmiş bir kentin belediye başkanıydı Kadir Topbaş. Bu istifaya giden süreçte Erdoğan sanki İstanbul rant için bilinçli biçimde kendi iktidar döneminde tahrip edilmemiş gibi açıklamalar yapmaya başladı. Aslında Erdoğan'ın 94'te belediye başkanı olmasıyla başlayan rant belediyeciliği İstanbul'un geldiği bu halden açıkça sorumludur. Sadece Topbaş değildir sorumlu olan. Ama şimdi bir bakıyoruz değerli arkadaşlar, adeta yeni bir muhalefet partisi doğuyor. Yani zannediyoruz ki Erdoğan kendi kendine muhalefet etmeye başladı. Şimdi bir iktidar hem rant uğruna evleri, mahalleleri yok edip orman arazilerini, sit alanlarını, tarım su havzalarını, arkeolojik rezerv alanlarını imara açıp İnsanları kamulaştırma tehdidiyle evlerini ve yaşam alanlarını terk etmek zorunda bıraktıktan sonra ihanet ettik, sorumluyuz diyorsa yapacağı tek bir şey vardır. Hani bu dünya yüzünde aslında bilinen bir şeydir, istifa etmektir yapılması gereken. Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz diyorlar. Gerçekten bir film mi çeviriyoruz? Eğer bir film çevriliyorsa bunun adının da ihanetin bedeli olması lazım. Çünkü 94 yılından beri bu şehri mahvedip sonra ihanet ettik diyerek her şey bitmiyor. Sorumluluk nerede? İhanetin bedeli nerede? Yine Allah affetsin mi denecek? İstanbul'a yaptığınız ihaneti itiraf etmek de yetmez. Peki diğer ihanetler ne olacak? Zeytin ağaçlarına göz diktiğiniz Ege'ye, yerle bir ettiğiniz Şırnak ve Hakkari'ye, buldozerlerle tarihini yok ettiğiniz Hasankeyf'e, Sur'a, nükleer santrallar için feda ettiğiniz Sinop, Akkuyu, İğneada'ya, fındığını değersizleştirdiğiniz, madenlerle delik deşik ettiğiniz Karadeniz'e, otel yapmak için peşkeş çekilen yerlere ne olacak Ege ve Akdeniz'e örneğin? Aslında durumun özeti şudur arkadaşlar. Erdoğan kendisini iktidara taşıyan kent yoksullarından, halktan, gökdelenlerde, saraylarda yaşayan AKP kadrolarının ve bizzat kendisinin ne kadar koptuğunun farkında. Ve düşen oylarının da farkında. İstanbul'un düştüğü durumu TOKİ borcu ödeyen ve 2 saat her gün şehir trafiği içinde iş yerine gitmeye çalışan, artık AKP'yi terk eden seçmene anlatması lazım. Çevresi denizlerle kaplı bir şehirde deniz ulaşımının yalnız AKP'li zenginlerin yatlarına neden hizmet ettiğini de anlatması lazım. Banyo trenlerine ne olduğunu da anlatması lazım. Birinci neden bu. İkincisi ise Erdoğan'ın diğer bir planı yüksek binalardan dem vurup yatay rant düzeni kurmak. Erdoğan gökdelenlerden şikayet etmeye başladığı dönemde planlı alanlar tip imar yönetmeliği yürürlüğe sokuldu. %40 olan yapının parselde oturacağı alan büyüklüğü sınırı %60'a çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay yapılaşma emrini yerine getirme gerekçesiyle parsellerin daha geniş bir bölümü inşaat için kullanılabilecek. Yönetmelikle inşaat ruhsatının çıkmasını beklemeden kazı izin belgesi alınabilecek. Böylelikle ruhsat çıkmadan inşaatlara başlanabilecek. Yeni yönetmelik yer üstünün yanı sıra yer altında da yapılaşmanın önünü açıyor. Buna göre zemin katlarda otoparkın yanı sıra alışveriş merkezi, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastane gibi hatta kreş gibi yapılar da inşa edilebilecek. Yer altında yapılaşma ise bildiğiniz gibi arkadaşlar toprağın suyla buluşmasını engelliyor.
Ve bu tip yapılaşma yüksek yapılaşmadan da daha tehlikeli bir hale geldi. Bu nedenle her yağmur yağdığında kenti su basıyor. Yani Erdoğan'ın bu kadar gökdelenlerden şikayet etmesinin bir nedeni de yeraltı projelerinin zeminini hazırlamak. Oysa asıl mesele yoğunluk artırıcı projelerin yapılmamış olması. Yani yer altında ya da yer üstünde fark etmez, yüksek ya da alçak fark etmez. Bir kentin bir planı olur ve o kentin kaldırabileceği bir yoğunluk vardır. Siz yer altına, yer üstüne alışveriş merkezi yaparsanız plana bakmadan orada trafiği kilitlersiniz. Peki Erdoğan bunca şikayet ediyor, şehrin dört bir köşesinde yükselen binalar nedir diyeceksiniz. Mimarlar Odası'nda dikkat çektiği gibi bu açıklamalara karşın mutlak yapı yasağı olan, yeşil alan ya da kısmi imarı olan yerlerde merkezi hükümetin kararıyla ve ayrıcalıklı imar izinleriyle Ataşehir, Fikirtepe, Ümraniye bölgelerine pek çok sayıda yeni gökdelen yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Boşalan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koltuğuna kim oturdu peki? Sivas katliamı sanıkları, avukatlarından Mevlüt Uysal. Bahçeşehir'in betonlaşmasına neden olan projelere ve yurttaşların tepkisine rağmen Bahçeşehir gölet alanının satılmasına imza atan bir belediye başkanı. Şimdi madem ihanet diyorsunuz, ihanet neden sürüyor? Hükümeti bu konuda defalarca kez uyaran Mimarlar Odası'na işi gücü nerede kentsel dönüşümüyle adım atacaksınız, bu malum oda hemen işi yargıya götürür. Netice alıyor mu? Almıyor. Ama bize süre kaybettiriyor. Biz sıçramak, hızla mesafe almak durumundayız. Bu sözler AK Parti Genel Başkanı'nın, Erdoğan'ın sözleri. Mimarlar Odası'nı dediğimiz gibi hedef gösteren oydu ve şimdi Gezi Parkı için direnenler de soruyorlar. Haklı değil miydik diyorlar. Taksim'in, İstanbul'un kalbinde bir parkı korurken haklı değil miydik diye soruyorlar. Evet, sıçramak, hızla mesafe almak durumundayız diye kenti bu hale getirdiniz. Ama gerçekten birinci, ikinci sıçrayıştan sonra üçüncü sıçrayışı yapamaz haldesiniz. Çünkü her yağmurda basan sellerin akışında kendinizin de boğulacağını biliyorsunuz. Her şeyin en büyüğünü yapmaya kalktınız. En büyük hastaneler, en büyük AVM'ler, en büyük adliyeler. Ama adaletin maalesef içini boşalttınız. Bu sürat nedeniyle denetimsizce süren inşaatlarda işçiler harfiyat kamyonlarının altında ezilerek şule edil dere gibi gencecik insanlar yaşamlarını kaybettiler, kaybetmeye de devam ediyorlar. Topbaş döneminde yeşil alanlar ve deprem toplanma alanları rant nedeniyle imara açıldı. 17 Ağustos 99'da on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gölcük depreminin ardından afet acil eylem planı çerçevesinden belirlenen toplanma alanlarının tamamına yakını peşkeş çekildi. İşte İstanbul'da bunları yaptınız. 493'ten 77'ye düşen alanların birçoğuna AVM'ler ve gökdelenler dikildi. Taksim İstiklal Caddesi'nin değişiminde de aynı şeyler yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal'in dokusuna ilk müdahalesi 2005 yılında İstiklal Caddesi'ndeki ağaçların sökülmesiyle başladı. Ben o caddede 20 yıldan fazla avukatlık yaptım ve tepeden izledim bütün o değişimleri. Nasıl sürekli o taşların değiştiğini, taşların değiştiğini ve yenilerinin yeni aslında rantlar için hizmete açıldığını. Evet, şantiye alanına döndürdünüz orayı ve Beyoğlu'nun çehresi değişti. Ranta kurban olan esnaf caddeden taşınmaya başladı. Haliç Metro Köprüsü Süleymaniye silüetine ve çevresindeki tarihi yapılara zarar verdi. Tarihi Yarımada'nın silüetini ve ekosistemini bozan Yeni Kapı dolgu alanı yaklaşık 40 milyon dolara mal oldu. Yeni Kapı sahili Ur gibi ortaya çıkan dolgu alanla yok edildi. Maltepe dolgu alanında 2010 yılında buraya ilişkin plan tekliği İBB meclis kararı ile kabul edildi. Maltepe Belediyesi 2012 yılında İBB'nin projeyle ilgili gerekli hukuki prosedürlerin uygulanmadığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kabataş iskelesini kapatarak yapmaya çalıştığı beton martı projesi de Kabataş'ın kıyı çizgisine, tarihi dokusuna ve silüetine zarar vermekte. Ali Samiyan Stadı arazisine Mecidiyeköy Torun Center, Ağaoğlu Maslak 1453, Zincirli Kuyu Karayolları arazisine Zorlu Center yapıldı. Kıyıları halka kapatan, tarihi dokuyu rant uğruna talan edecek Galata Port, Haliç Port, Kuzey Ormanlarına yapılan ve İstanbul'un kuzeyindeki doğal yaşam alanlarını tahrip eden 3. Köprü, Kuzey Otoyolu ve 3. Havalimanı projeleri de yolda. İşte bunlar ihanet. O zaman neden devam ediyorsunuz? Ve 3. Havalimanı ile ilgili Veysel Eroğlu 2.330.012 ağacın kesileceğini açıklamıştı, hatırlarsınız. Şimdi biz başta da söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar, adeta yeni bir muhalefet partisi rolüne soyunup Erdoğan'ın yok vahşi kapitalizm, yok böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum, yok şehre ihanet ettik sözleriyle bir film çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Bu filmin adı eğer ihanetin bedeli ise tamam, ama yok Allah affetsinse hayır, bunu kabul etmiyoruz. Madem bir ihanet var, gelin hep beraber değerlendirelim. Bu hafta İstanbul'la ilgili bir araştırma önergesini genel kurula taşıyacağız. Gelin bu önergeyi kabul edin. İstanbul şimdiye kadar nasıl zarar görmüş, kent planı nasıl ihlal edilmiş, bundan sonra nasıl engellenir araştıralım. Fakat biliyoruz ki verdiğimiz bu önerge yine reddedilecek. Biz bunlara inanmıyoruz. Bugüne kadar bizler, meslek odaları, kent savunucuları her sözü söyledik. Öyle kente ihanet ettik diyerek kimse muhalefet yerine geçmeye çalışmasın. Muhalefet biziz, siz değilsiniz. Bunu gayet güzel yapıyoruz. Siz iktidarda olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz ve bunların bir bedeli var. Onu da ödemeniz lazım. Bu bedeli kent yoksullarına, bu kenti sevenlere ödemeniz lazım. Öyle mimar sevgili Turgut Cansever'i anarak da olmaz bu işler. Yaşasaydı herhalde o da gülerdi bu duruma. Biz arkadaşlar kavgamızın şehrini savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizden başka bu kavgayı verecek kimse yok. Vedat Türkali'nin dizelerindeki gibi. Salkım salkım tan yerleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle uzaktan seni düşünürüm İstanbul. Binbir direkli Halicinde akşam, adalarında bahar. Süleymaniye'nde güneş, hey sen güzel kavgamızın şehri. Bakışlarında akşam karanlığın, kulaklarımda sesin İstanbul. Hepinize teşekkür ederim katıldığınız için. İstanbul hepimizin şehri, bir dünya şehri ve onu korumaya hep birlikte devam edeceğimizi umuyorum.